Değerli arkadaşım merhabalar. Polinomların ikinci dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde nelerden bahsedeceğiz? Kısaca bahsedelim. Sabit polinom, sıfır polinom ve iki polinomun eşitliğinden bahsedip örneklerimizi çözüp dersimizi tamamlayacağız. arkadaşlar elimizde bakın bir px polinomu var. Şimdi biz geçen dersimizde de söylemiştik. Değişkeni olmayan polinoma sabit polinom denirdi. Tüm terimleri sıfır olan polinomada sıfır polinomu denir arkadaşlar. Dolayısıyla sonuçların hepsinin ne olması lazım? Sıfır polinomunda sıfır olması lazım. Adı üstünde. Sabit polinomun derecesi sıfırdır. Şimdi px eşittir c. Yani bu sabit polinom olduğundan dolayı arkadaşlar. Ben c çarpı x üzeri sıfır yazsam x üzeri sıfır ne eşittir? 1'e eşittir. E haliyle bakın bu polinomun derecesi yani x'in kuvveti ne olmuş oldu? Sıfır olmuş oldu. Ama şuna dikkat et sıfır polinomunun derecesi belirsizdir. Niye? Çünkü arkadaşlar sonucu px polinomunun sonucu sıfır polinomu hep sıfır çıkmayacak mı? Evet. Şimdi ben bunun yanına çarpı x üzeri sıfır desem olur mu? Olur. Sonuçta yani bu çarpım sıfır eşit olacak. Peki x üzeri sıfır değil de x üzeri bir desem olur mu? E sıfırla x üzeri bir çarpsam yine sıfır olur. x üzeri 500 desem olur mu? E yine çarpması. Yani o zaman bunun derecesini ne diyeceğiz ki? Hep birbirinden farklı olmuş oluyor. Yani belirsiz oluyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi iki polinomun eşitliğinden de son olarak bahsedelim. Aynı derecelerin katsayılarına bakacağız arkadaşlar. Bunların hepsi birbirine eşitse, aynı dereceli terimlerin katsayısı o zaman bu iki polinom birbirine eşittir diyeceğiz. Şimdi basit kesirlere ayırma diye bir yöntemimiz var. İşte örnek üzerinden anlatırsam daha anlaşılır düşünüyorum. Şimdi elimizde böyle bir arkadaşlar no, ne var? Polinom var. Tamam? Bu polinomlar da birbirine eşit. Şimdi sol tarafta x kare eksi 9 ifadesini iki kare farkından x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde ayırdık. Sağ tarafta da x eksi 3 ile x artı 3'ün paydalarını eşitledik ve bu hale geldi. Paydalar aynı olduğundan dolayı sadeleşecektir. Yani 3x eksi 2 eşittir. Bakın burada da dağıtma işlemlerini yapıp x ortak parantezine aldığımda bakın şu sağ taraftaki ifade gelecektir. Polinomların eşitliğinden x'lerin katsayıları birbirine eşit olacak. a artı b 3 olacak. A eksi b'de yani 3 çarpı A eksi b'de neye eşit olacak? Eksi 2 eşit olacak. 2 yani ve 2 denklem olacak elimizde ve buradan A ve B'yi çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Ama ben şimdi ikinci bir yoldan daha bahsedeceğim size. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Tamam? Şimdi A'yı bulmak için, A'yı bulmak için, burayı tanımsız yapan değer nedir? 3'tür. O zaman şimdi şöyle, burayı görmezden geleceğim arkadaşlar. Bak, tanımsız yapan değer 3 ya. Şurada x yerine 3 yazdığım zaman a'yı bulacağım. 3 kere 3 9. 9 eksi 2'den pay, pay, kısmımız ne oldu? 7. Paydamız da 3 artı 3'ten 6 oldu. 7 bölü 6. Bakın gördük mü? Şimdi benzer şekilde benzer şekilde b'yi bulmak için de şöyle yapacağız arkadaşlar. b'yi tanımsız yapan x değeri nedir? Eksi 3. Şurada bakın eksi 3'ü görmezden geleceğim. Şurada ne yapacağım arkadaşlar? x gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9. Eksi 2 daha. Eksi 11. Paydamız da x yerine e, eksi 3 yazacaktım ya. Özür diliyorum. Şurada değil. Burada eksi 3 yazarsam sıfır olacak ya. Şurada yazacağım. Bakın şurada da x yerine eksi 3 yazarsam eksi 3 eksi 3'ten eksi 6 geldi. Eksi 11 bölü. Eksi 6'dan cevap e, 11 bölü 6 olur. Yani b, b'yi bu şekilde bulmuş oluruz. Pratik olarak bunu da yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim örneklerimize. Px polinomu sabit polinom olduğuna göre a çarpı b'yi bulunuz. Sabit polinomsa değişken olmayacak. Değişken olmayacak. Bakın burada x küp var, değişken var. O zaman kat sayısını 0 yapacağız. Yani a değeri 2 olacak. Burada yine değişken var. b artı 1'i 0 yapacağım. Haliyle ile b değeri eksi 1 olacaktır. Ben zaten a çarpı b'yi istiyorum. 2 çarpı eksi 1'den cevabımızı eksi 2 olarak bulmuş olacağız. Örnek 2'ye bakalım. Polinomu sıfır polinomu olduğuna göre a artı b artı c toplamını bulunuz. Sıfır polinomu olacaksa px'in sonucu ne olacaktır? 0 olacaktır. Yani tüm terimleri 0 olacaktır. Bakın kat sayısını 0 yapacağım. Haliyle a değeri 2 olacak. Kat sayısını 0 yapacağım. b değeri eksi 1 olacak. Bakın c artı 4 de 0 olacaksa c değeri de eksi 4 olacak. Bunların toplamında ne gelecektir? Cevabımız eksi 3 gelecektir. 3'e bakıyorum. Px polinomu sabit polinom olduğuna göre P-2 değerini buldu diyor. Sabit polinom olacaksa sadece arkadaşlar yani değişken olmayacak yani sadece x'e bağlı olmayan x'e bağlı olmayan değer bizim neyimiz olacak? Değerimiz olacak. x'e bağlı olmayan ifade a artı b. O zaman Px dediğimiz şey a artı b olmalıdır. Arkadaşlar bak burada değişken var. Değişken olmayacak ya katsayısını sıfır yapacağım. Yani a değeri neymiş? 1'miş. Bakın burada yine e, x küp x'e bağlı ifade var. Sabit polinomda bunların olmaması lazım. 3b eksi 6 sıfıra eşit olacaksa b değeri de buradan 2 olarak bulunacak. 1 artı 2'den px polinomumuz neymiş? 3'müş. Şimdi px polinomu sabit sabitse e, o zaman arkadaşlar bütün değerler nereye gidecek? E, 3'e gidecek. p eksi 2 de 3'e gidecek. p 500 de 3'e gidecek. p 1500 de 3'e gidecek. Hepsi 3'e gidecek arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla cevabımızı 3 olarak elde etmiş olduk. 4'e bakıyoruz. Polinomları birbirine eşit olduğuna göre bu toplamı bulunuz diyor. Aynı dereceleri terimlerin katsayılarına bakacağım. Bunlar birbirine eşit olacak. Bakın x küpün katsayısı 5, x küpün katsayısı a artı 1. O zaman a değeri ne olacaktır buradan? 4 olacaktır. Şimdi e, x karenin katsayısı eksi 2b, x karenin katsayısı 6, eksi 2b 6 ise b değeri eksi 3 olarak bulunur. C'ye bakalım. C'de arkadaşlar bakın e, ee, şöyle x'in kat sayısı burada c artı 1 ama yukarıda x'in kat sayısı diye bir şey yok. Demek ki 0. c artı 1 eşit olacaksa c değeri de eksi 1 olmalıdır. d'ye bakalım yani son olarak d'yi bulmaya çalışalım. Sabit terimiz yani x'e bağlı olmayan d eksi 2 burada arkadaşlar 7. d eksi 2 7'ye eşit olacaksa d değeri de buradan 9 olmalıdır. E ben bunların hepsini topladığımda eksi 3 eksi 1 4 yapar. Bakın bu 4 ile birbirine götürdü. Yani ne kaldı arkadaşlar? 9 kalmış oldu. 5'e bakalım. Yine bakın iki tane polinomun eşitliği söz konusu. Aynı dereceleri terimlerin katsayıları eşit olmalı. Buna göre bu değeri hesaplayınız diyor. Şimdi x küpün x küplü ifade var. Aşağıda yok arkadaşlar. E o zaman burasının katsayısı ne olacak? 0 olacak. 4a 8 0 olacaksa a değeri arkadaşlar 2 olmalı. Şimdi x karenin katsayısı burada 3 x karenin katsayısı sayısı b artı 1. Demek ki b artı 1 3 ise b değeri 2'dir. Bunu da bulduk. Şimdi sabitlere bakıyorum. x'e bağlı olmayan c eksi 2 burada da eksi 5. c eksi 2 eksi 5 olacaksa c değeri buradan eksi 3 olmalıdır. Bakın bunları parantez içerisinde yazdım. 2 artı 2'den 4. 4 çarpı eksi 3'ten de cevabımızı eksi 12 olarak bulmuş olduk. 6'ya bakalım şimdi. Yine polinomların eşitliği var arkadaşlar. Bu değeri bulacağız. Bakın x kübün katsayısı burada 1. x kübün katsayısı a eksi 4. a eksi 4 demek ki 1 olacak. E o zaman a değeri 5 olur arkadaşlar. Şimdi x karenin katsayısı 2 eksi b. x karenin katsayısı 3. Yani 2 eksi b dediğimiz 3 olacak. b değerimiz de eksi 1 olacak. Yani pay kısmımız 5 çarpı eksi 1'den eksi 5 geldi. Paydamıza bakalım. c'ye Şimdi arkadaşlar bakın sabit terimimiz burada 3C eksi 1. Burada sabit terimimiz eksi 4. Yani 3C eksi 1 eksi 4 olacak. 3C buradan eksi 3 olacak. C değeri de eksi 1 olacak. Eksi 5'i eksi 1'i e bölersen de sonucumuzu 5 olarak elde etmiş oluruz. Geriye bakalım şimdi. Eşitliğini sağlayan A ve B değerleri için A çarpı B'yi bulunuz diye soruyor. Şimdi iki yoldan tabii ki yapabiliriz. Bakın burası sol tarafı 7x eksi 1 bölü 2 kare farkından x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde yazdım. Sağ tarafta a bölü x eksi 1 artı b bölü x artı 1 oldu. Paydalarını eşitleyecek olursam arkadaşlar bunu x artı 1 ile bunu da x eksi 1 ile. Sol taraf 7 x eksi 1 bölü x eksi 1 çarpı x artı 1. Sağ tarafta a çarpı x artı 1 e, artı b çarpı x eksi 1 bölü paydaları eşit olduğundan dolayı ortak payda yazdım. x eksi 1 çarpı x artı 1. Bakın paydalarımız aynı olduğundan dolayı bunları sadeleştirdim. Burada dağıtma işlemlerini yaptığımda arkadaşlar ax artı bx ifadesi gelecek ya. Haliyle x ortak parantezine alırsam sol taraf zaten 7x eksi 1. Ne olacaktır? a artı b çarpı x gelecek. Bir de artı a eksi b gelecek. Onu da yazdım. X'in kat bakıyorum. X'in katsayısı sayısı A artı B. X'in katsayısı sayısı 7. Şurada yazacağım. Yani A artı B dediğimiz 7'ymiş arkadaşlar. Şimdi sabit terimler A eksi B. Bakın o da eksi 1'e eşitmiş. A eksi B de eksi 1'e eşitmiş. Buradan taraf tarafa toplayacak olursam B'ler birbirine götürecek. 2 A eşittir 6. A değerini 3 olarak bulmuş oluruz. Eğer A 3 ise B değeri de arkadaşlar 4 olacaktır. A ile B'nin çarpımı 3 çarpı 4'ten bakın cevabımızı 12 olarak elde etmiş olduk. Bir de ikinci yoldan yapalım. Neydi ikinci yolumuz? Bakın şurayı x 1 çarpı x artı 1 şeklinde yazıyordum. A'yı tanımsız yapan değer neydi? 1'di. O zaman arkadaşlar bakın şuradaki değeri görmüyordum. Bu de yerine yazıyordum arkadaşlar. X yerine 1 yazıyorum. 7 kere 1, 7. 7 eksi 1'den pay kısmımız 6. Bakın 1 artı 1'den de paydamızda 2. 6 bölü 2'den A'yı 3 olarak bulduk. Az önce de 3 bulmuştuk. Şimdi B'ye bakalım. B'ye. Şimdi burası neydi? X eksi 1'di. B'yi tanımsız yapan değer eksi 1. Eksi 1'di arkadaşlar. Bakın nerede yerine yazacağım? Bu defa burada yazacağım. Pay kısmına eksi 1 yazarsam x yerine eksi 1 yazarsam eksi 8 gelecek. Paydamız da eksi 1 eksi 1'den eksi 2 gelecek. Yani 4 gelecek. Buradan yine 3 çarpı 4'ü 12 olarak bulmuş oluruz. Şimdi 8. ve son örneğimize geçelim. Yukarıda ikisini de anlattığım için arkadaşlar bu 8. örneği ikinci yaptığım yoldan yapmaya çalışacağım. Şimdi burada arkadaşlar payda eşitleme yaparsam x artı 2'ye hatta böyle yapmayayım direkt yapacağım şurada. Çarpanlarını ayırırsam x eksi 1 çarpı x artı 2 gelecek. Bakın a'yı tanımsız yapan değer ne? 1. E o zaman bakın ben şurada şu ikisinde ne yapacağım? x gördüğüm yere 1 yazacağım. x gördüğüm yere 1 yazarsam pay kısmımız 5 olur. Paydamız da 1 artı 2'den 3 gelir. Tamam a'yı bulduk. 5 bölü 3. B'ye bakalım. B'de de B'de de bakın şurada şuradan yararlanacağım. B'yi tanımsız yapan değer eksi 2. Bakın 2x artı 3 ifadesinde x yerine eksi 2 yazarsam pay kısmımız eksi 1 olur. Paydamız da eksi 2 eksi 1'den eksi 3 gelir. Yani 1 bölü 3 gelir arkadaşlar. Ben A ile B'nin çarpımını istiyorum. 5 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsam cevabımızı 5 bölü 9 olarak elde ederiz. Evet arkadaşlar bugün dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.